Merhaba, Sosyal Medya Kafası programıyla karşınızdayız. Programımızda her hafta dijital dönüşümü ve başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki sıcak gündemin başlıklarından bir tanesi bu dönüşümle de ilgili olarak yerli otomobil ve Türkiye'nin otomobili oldu bu hafta. Biz de merak ettik, Bursa'dan bir akademisyenle konuşacağız bu konuyu. Yerli otomobilin hem değerlendirmesini alacağız hem de üretim merkezi olarak Bursa seçildi, Bursa'ya olacak. Katkısı ne durumda merak ediyoruz ve merak ettiğimiz bütün soruları Bursa Teknik Üniversitesi Otomotiv Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Kemal Furkan Sökmen'e soracağız. Şimdi kendisini almaya gidiyoruz. Merhaba, Sosyal Medya Kafası programı ile karşınızdayız. Programımızda her hafta dijital dönüşümü ve gündemdeki başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada Türkiye'nin otomobilini konuşacağız. Merak ettik çünkü birçok başlık var bu otomobille ilgili. Nasıl bir grupla çalışıldı ve akademik bakış açısıyla bir değerlendirme almaya çalışacağız. Sizlerle paylaşacağız. Bursa Teknik Üniversitesi'nden sesleniyoruz bugün sizlere Sosyal Medya Kafası program ekibi olarak. Ve akademik bakış açısı için de aslında bu konuyla ilgili hem röportajlar vermiş hem de ciddi anlamda Türkiye'nin otomobili adına da bizim için de yorum yapabilecek bir akademisyenle beraberiz. Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kemal Furkan Sökmen bugün bizim program konuğumuz. Hocam öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım efendim. Evet, merak ediyoruz. Ciddi anlamda lansman yapıldı. Lansmandan sonra birçok da yorum geldi. İlk başlıklara baktığımızda aslında tasarımın çok beğenildiği ve biraz daha detaylı incelendiğinde de ciddi bir ekibin çalıştığını görüyoruz. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Türkiye'nin otomobili için neler söylersiniz? Öncelikle Türkiye'nin otomobilini ben de bu kadar üst seviye bir otomobil olarak beklemiyordum. Beklediğim hibrit bir aracın tanıtılmasıydı. İçten yanmalı artı elektrik motorununla beraber çalıştığı. Fakat TOK ekibi bu anlamda çıtayı epey bir yukarı koymuş. Ben de özellikle aracın tasarımını gördüğümde SUV model için ve sedan model için tasarım çalışmasının çok profesyonel yapıldığı, üzerinde uzun zaman harcandığı çok belli oluyor. Özellikle iç trim, dış trim ve dış yol aydınlatma mekanizmaları. Keza powertrain kısmında batarya modülünün aktif soğutma sistemine sahip olması. Bunlar tabii ki teknik tarafları. Bunlara evet. Daha sonra belki gireriz ama benim beklediğimden belki bir iki üç tık üstünde bir araçla tanıştım. Tabii ki burada ekibin profesyonelliğine ben teşekkür etmemiz de lazım. Çünkü tek ben değil sanırım hiç kimse bu kadar iyi bir otomobil beklemiyordu. Çünkü yıllardır ülkemizde İtalyan, Fransız, Japon firmaları üretim yapar. Fakat bu onların lisansındadır ve biz onların bize sunduklarını kabul ederiz. Bizim kafamızdaki tasarım işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye sürekli konuşuruz ama ilk defa böyle bizden olan, bizim bütün haklarıyla bize ait olan, lisans hakları bize ait olan, bizim araç platformumuz ki bu araç platformu bize özel bir platform. Bir aracın bize tanıtılması açıkçası ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok gurur duymama sebep oldu. Ama anladığım kadarıyla milletimiz de bunu çok sevdi. Neden otomobil lansmanı bu kadar ses getirdi? Bir de ona değinmek lazım. Diyeceksiniz ki evet Türkiye'de İHA yapılıyor, SİHA yapılıyor, güdümlü füzeler yapılıyor. Birçok savunma sanayinde %70'lere varan yerleşme oranı var. Ama en çok ses getiren otomobil olur. Çünkü otomobil bizim hayatımıza dokunan bir araç. Hepimiz işimizden evimize, evimizden işimize gidip gelirken mutlaka bir otomobille haşır neşir oluyoruz. Ve bu haşır neşir olduğumuz otomobilin artık bizim içimizden çıkması ve bu kadar güzel tasarımla çıkması bence gayet güzel. Mühendislik bilimi açısından da ben
birçok özelliğine hayran kaldım. Hı hı. Şimdi lansmanda bir de şöyle bir durum var. Dediğiniz gibi geç kalınmış bir işte denilebilir mi? Devrimi gördük ve devrim sonrasında hiçbir gelişme göremedik lansmanda da. Aslında Türkiye'nin tarihsel sürecine de baktığımızda hazin bir hikayedir devrim. Daha sonrasında da direkt bu anlamda ara aslında aşamaları teknolojik anlamda atlayıp dediğiniz gibi hibrit dahi değil, direkt elektrikli bir araçla karşı karşıyayız. Bu da aslında ekibin, TOK ekibinin de ne kadar aslında daha üst segmentte bir düşünceye ve farklı alanda nasıl bir kaygıyla çalıştığını da bize göstermiş oluyor. Şimdi Türkiye'nin otomobili ciddi anlamda lansmanı yapıldı ve ciddi bir ekiple çalışıldı. Ekibi sormak istiyorum ben size. Biraz buradan çünkü anlatmamız gerekiyor galiba. Hı hı. Bu alanda yurt dışında çok iyi işler yapmış, ciddi anlamda bu işin aslında artık profesyonelleri diyebileceğimiz isimlerin birleştiğini görüyoruz. Hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz TOK ekibini? Şimdi açıkçası ekibi değerlendirmek derken naçizane hani bu bizim haddimiz değil ama anlatmak anlamında, evet, aslında anlatmak anlamında diyelim. Ben hani Bursa sanayisinde yaklaşık 12 senemi harcadım. Gürcan Bey'i duyardık, bilirdik. Birçok arkadaşımla da ortak çalışmaları olmuş. Gürcan Bey bu işin ehli birisi. Hı hı. İş ehline teslim edilmiş. Çok profesyonel yaklaşıyor zaten Gürcan Bey ve ekibi. Bunu aracı gördüğümüzde anladık zaten nasıl bir ekip çalışmış, nasıl bir disiplinde çalışmışlar. Otomotiv sektörünün bir özelliği vardır. Çok disiplinli bir sektördür ve yetişmiş personel sayısı oldukça fazla olan bir sektördür. Know-how ile, eğitimiyle ve bilgi birikimiyle oldukça kült bir sektör bizim için. Keza işte ihracat rakamları söz konusu olduğunda otomotivimizin, sektörümüzün nerede olduğunu görüyoruz. Gürcan Bey de böyle bir sektör içinden yetişmiş, kendini çok iyi yetiştirmiş birisi. Hatta bir arkadaşımla sohbet ederken Gürcan Bey'in girdiği işe gözümüz kapalı gireriz diyen mühendis arkadaş grupları vardı. Bu demek ki Gürcan Bey bir referans noktası olmuş. Hı hı. Tasarım noktasındaysa Murat Günak Bey'in işin içinde olması Türkiye'nin çok büyük bir avantajı. Çünkü Murat Günak Bey çığır açan Fransız bir araç firmasının tasarımını eline almış. Daha sonra hepimizin bildiği o ünlü Alman markasının tasarımlarını yapmış bir kişi. Ve bu yaptığı işlerle oldukça büyük referanslar olan bir kişi. Ve bizim şansımız Murat Günak bizim insanımız. Bu projenin içine tasarım lideri olarak girmiş. Tasarımı tamamen yani dışarıda konuşulan gibi değil. Yani tasarımı bırakmamış. Tasarımın eskiz çalışmasından prototip safhasına kadar kafada tasarım olarak ne düşündüyse bu tasarlayan şirkete tamamen yön vermiş birisi. Yani bunu bu İtalyan şirket oturup kapalı kapılar ardında eskiz çalışmaları bir paket sistemine size sunmuyor. Bu prototip ve tasarım çalışmasında baştan itibaren, eskizden itibaren bizim ekibimiz hep işin başında olmak zorunda. Otomotivde bu böyledir. Yani hiç kimse hiç kimseden paket tasarım alamaz. Bunu yapan firmalar var ama bunlar daha çok böyle üçüncü sınıf otomobil firmaları. Zaten diyebiliriz. Detaylar içerisinde kendisi de anlatırken işte lale motifi, hı hı, otomobilin içerisinde, evet, kapı detayında dahi aslında o Türk motiflerini görüyoruz diye kendisi de anlattı. Evet, evet. Yani ciddi dokunuşlar var aslında orada Türkiye ile ilgili. Evet, yani ben mesela iç trimde bu kadar kaliteli bir şey beklemiyordum. İç trim dediğimiz işte koltuklar, dashboard, direksiyon, tavan ve taban halı kalıpları, halı, hı hı, düzenlemeleri. Bu cidden çok kaliteli bir durumda şu anda. Ben o kadar yüksek bir kalite beklemiyordum. Ki keza hepimizin bildiği Tesla firması elektrikli araç üreten bir firma. Ama iç triminde bu kaliteyi yakalayabilmiş bir firma değil. Direksiyonda ahşap ve dikişin kullanılması, ki ahşapın kullanılması beni şaşırttı. Ön dashboard kısmında, yani ön göğüs dediğimiz kısımda holografik ekranın kullanılması, buradaki yazılımlar, keza aracın yürüyen kısmının sağlıklı olması, ki bu sanırım hedef NCAP'te 5 üzerinden 5 yıldız almak, ki bu hedef elektrikli araç için kolay bir şey değildir. Yani orada bir batarya modülü var. Bu batarya modülü çarpışmalarda veya en ufak hava sıcaklığı değişiminde bile davranışını değiştiren bir teknik aparat. Buralarda iyi Ar-Ge çalışmaları yapılmış. Hı hı. Ve bunun içinde Gürcan Bey'in tasarladığı ve yönettiği bir ekip var. Ben bu ekibe kendim adına da mühendislik bilim açısından da
teşekkür ediyorum. Hani hakikaten beklentilerimizin çok üzerine koydu. Ama tabii ki onlar beklentileri çok yukarı çıkartırken biz o beklentilerin neresinde? Şimdi TOK ekibi çıtayı o kadar yukarı koydu ki bizim beklentilerimiz çok aşağıda olduğu için bizim oraya sanayi, akademi, öğrenci ve vatandaş olarak çıkmamız lazım. Hı hı. Oraya da geleceğiz. Hı hı. Orayı da soracağım çünkü orası da çok önemli. Bundan sonraki süreç için önemli, hı hı, aslında. Sürdürülebilir olması için. Evet. İlerleyen süreçte de neler bizi bekliyor onu da merak ediyoruz. Tasarım anlamında evet şöyle de bir maalesef ki eleştiri oldu. İtalyan tasarımı denildi ama bunu tamamen şu anda da yıkmış oluyorsunuz. Ciddi anlamda gidildi birebir eskisilerle. Kafada ne varsa o istendi, o söylendi ve böyle bir tasarım ortaya çıktı. Ve ciddi anlamda baktığımızda herkes de galiba içine sinen bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü lansmandan sonra yapılan konuşmalarda hep bu yöndeydi. Şimdi Tesla dediniz. Hı hı. Karşılaştırmanızı isteyeceğim hocam. Şimdi baktığımızda evet Türkiye'nin otomobili bir yolculuğa çıktı. Ciddi bir tasarım ve ciddi bir üst segment olduğunu görüyoruz aslında. Her şeyin birleştiğini görüyoruz. Ciddi bir Ar-Ge çalışmasının aslında son ürünleri olduğunu da görebiliyoruz, evet, bu otomobil içerisinde. Bir karşılaştırma yapacak olursa artıları eksileri neler söylersiniz? Yani Tesla ile karşılaştıracağımız bazı parametreler var ama çok dışında tutacağımız parametreler, hı hı, var. Şimdi bizim yerli otomobil diye tanıdığımız TOG'un yaptığı araçta direkt otomobil isminin karşısına koyabileceğimiz bir araçla karşılaşmadık. Hı hı. İşte akıllı bir otomobille karşılaştık. Tesla'nın bazı modellerinde bu kadar IoT teknolojisini içeren kısımlar, eksik olduğu kısımlar var. Yani bizim artılarımızın olduğu kısımlar var. Tesla'nın tabii ki artı olduğu kısımlar var. Tesla şu anda batarya modülüne Panasonic'le ortak yatırım yaptı. Haliyle pil teknolojisi burada çok önemli. Çünkü artık benzin, dizel ya da herhangi bir yakıt kullanılmayacağı için burada batarya kullanılacak. Ve bu bataryanın iyi yönetilmesi lazım. Bizim ekibimiz 300 kilometre ile 500 kilometre arasında bir menzil arasında çift batarya farklı iki tip pil modülünü piyasaya süreceğini duydum. Burada tabii ki 300 kilometre menzilli aracı almakla 500 kilometre menzilli aracı almak arasında bir fark olacaktır. Tesla'da da bu böyle. Tesla'nın da menzilleri benim hatırladığım kadarıyla 550 kilometreye kadar çıktı. Bu batarya yatırımıyla beraber Tesla bu kilometreleri, menzilleri daha da yukarı çıkartmak istiyor. Ama eminim bizim ekibimiz zaten bunu, yani böyle bir aracı çıkartan ekip bu 500 kilometrenin üzerine nasıl çıkılır, nasıl çıkılmazın zaten planını, programını yapmıştır. Ama 500 kilometre gibi bir menzil bir araç için oldukça uygun bir menzil. Hı hı. İç trim olarak ben dış aydınlatma olarak da özellikle sırrı ledlerin, yani gerçekten göz alıcı, etkileyici bir tasarım var. Bu anlamda Tesla'dan çok daha iyi durumda. Hatta YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün önce gördüm, bu Amerikalı bir YouTuber şey diyordu. Hani Tesla'nın rakibi Türkiye'den geliyor diye. Evet, biz Avrupa'nın ilk full elektrikli SUV'unu piyasaya süreceğiz böyle giderse. Bizim ivmelendirmemizle piyasa da bunu şey yapacak. Bence artık Tesla'nın fiyatları da Türkiye'de çok değişken olacak. Artık herkesin ulaşabileceği araçlar haline geleceğiz. Ama tabii ki Tesla'daki Ar-Ge tabanı bizde var mı derseniz, Tesla yılların şirketi, hı hı, bunun altyapısını yaptı. Birçok firmayla bağlantısı var. Bizim ekibimiz bunu yapacak mı? Eminim bizim ekibimizdeki Gemlik'te fabrikanın açılması, Ar-Ge bölümünün kurulması ya da halihazırda bir Ar-Ge bölümü mutlaka var ama bunun daha da genişletilmesiyle, hı hı, beraber bizim ekibimiz de o kısımlara yavaş yavaş girip seviyeyi yakalayacaktır. Şimdi Tesla ile yarıştırmak derken bir taraftan hani belki biz vatandaş olarak veya ben hani kendi kimliğimle biraz tedirgin oluyorum ama ben o ekipte o tedirginliği görmedim. Hı hı. Tesla ile yarışacak, yani satış rakamlarında da yarışacak, tasarım anlamında da Tesla'dan daha pozitif durumda olan bir araç tanıttılar ki hani belki ben şu anda biraz temkinli konuşuyor olabilirim ama birçok alanda dünya satış rakamları da yavaş yavaş 2023'ten sonra gördüğümüzde Tesla'nın biraz canını yakacak gibiyiz. Bunu da söyleyebiliyorum, evet, diyorsunuz artık. Ya ben ekibe güveniyorum. Yani o ekip bunu yapabilir. Çünkü lansman gününden itibaren kendine güven, işin yönetimi, profesyonellik,
Bunları üst üste koyduğumda bu ekip çok şeyi başarır diye düşünüyorum. Evet, bunu da söylemiş olalım. Hem bir akademik gözle hem de otomotiv sektörü içerisinde çalışmış bir hocamız olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz bizim için. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki evet, biraz Tesla'nın canını yakacak aslında, rakip geliyor, diliyor, böyle sesler de çıkıyor artık dünyada dediniz. Şimdi baktığımızda hem dünyadaki otomotiv sektörünün gittiği bir nokta var, hem tasarım anlamları, bunun devamında aslında yüksek teknolojinin kullanılması, işte segment aralığının değişmesi. Bugüne kadar Türkiye'ye sunulan segmentlerin dışında aslında farklı bir bakış açısı sergilenecek mi Türkiye için artık bu otomobille beraber? Yani Türkler bu işi yapıyor başlığını ve manşetini atacak mı artık dünya? O manşeti bence lansman gününde attılar. Evet. Fakat bu rüzgar neyi getirecek? Şimdi öğrencilerimizdeki, akademik camiadaki veya mühendis camiasındaki hareketlenmeye baktığımda şöyle bir net tavır var. Biz bir şeyleri yapabiliyoruz. Peki niye biz daha kötü araçlara biniyoruz? Evet, yani şu anda İtalyan'ı, Fransız'ı, hani Japon şirketlerini çok içeri almayacağım. Onlar hibrit araçlarını Türkiye'de üretmeye başladılar. Ama niçin bizi dizel çöplüğü haline getiriyorsunuz? Bakın, bu konuya çok girilmiyor. Ve bu konuya bence devletin de direkt müdahil olması lazım. Avrupa kendi içinde dizel satışlarını basamak basamak yasaklıyor. Hatta birçok firma artık üretmeyeceğini söylüyor. Ve satışları oldukça az Avrupa'da. Fakat bizde sokağa çıktığınızda araçların çoğu dizel. Ki keza Alman firmaların da yaptığı aynı. Bu dizel bizim çevremize zarar. Avrupa bize zarar verdiği için yasaklıyoruz diyor. Bize zarar vermiyor mu? Bize de zarar veriyor. Şimdi biz bu araçla şunu söylemek istiyoruz. Tabii ki bunda bazı teşviklerin de açıklanması lazım. Elektrikli araç kullanımının ÖTV, işte KDV gibi artık nasıl teşvikler ekonomik anlamda nasıl sokuluyorsa bilmiyorum ama mühendislik ve çevre ilmi açısından bunun ciddi anlamda düşünülmesi lazım. Elektrikli araç çevreyi kirletmeyen bir araç. Emisyonu yok. Evet, pilleri bile geri dönüştürülebilir bunların. Peki biz niçin bize işte İtalya'nın, Fransız'ın, Alman'ın söylediği dizel araca binmek zorundayız? Bazı segment araçlarını Türkiye'de satmıyorlar bile. Bazı modelleri Türkiye'ye girmiyor bile. Hani biz 3. sınıf dünya vatandaşı değiliz artık. Biz hani bu özgüvenle beraber şunu demek zorundayız. Bize kaliteli aracınızı getirin. Elektrikli olanını getirin. Elektrikliyi buraya getirdiğinde şununla karşılaşacak. Türkiye'nin kendi yerli elektrikli aracı var. Ki tasarımıyla sizden çok daha iyi durumda şu anda. Birçok yabancı arabadan. O zaman karşı karşıya kalacakları durum şu. Uygun fiyata daha kaliteli ve çok çevreci araçlarını getirmek zorundalar. Bunları yapmazlarsa piyasadan yavaş yavaş silinecekler. Ki biz bu araca sahip çıkarsak. Biz bu araca sahip çıkmazsak evet, sonucu yine onlara gebe kalırız. Yine onların sattığı arabaları almak zorunda kalırız. Ama burada elektrikli araç olması, keza yol artık belediyelerimizin elektrikli otobüslere, lojistik şirketlerimizin elektrikli kamyonlara, ki artık Avrupa'da bunları çok görüyoruz. Ya bu yerli otomobil de bence hani çok şey değişecek. Çok üst noktadan bir mesaj verdi. Hani biz size akıllı bir otomobil veriyoruz. O zaman bunun karşılığı bütün sektörlerden olmalı. Bütün paydaşlardan olmalı. Ona hazırlanmamız lazım. Evet, ciddi bir altyapı süreci de gerekiyor bunun için. Dediğiniz gibi belediyeler buna hazır mı? Şehirler buna hazır mı? Ciddi anlamda bu bağlamdaki ulaşım için bir altyapı da gerekli. Ve aslında hem vatandaşın bakış açısının da biraz galiba değişmesi gerekiyor. Evet, elektrikli bir araç üretildi ama bir altyapı varsa bu güvenle birlikte onu kullanmaya başlayacaktır belki. Evet. Teşvikler işin farklı bir boyutu aslında, işin finansman boyutu, ama bunun dışında bu altyapı hazırlığı eğer tamamlanmazsa hem satışında hem de ciddi anlamda şu anda çok beğendiğimiz bu tasarım biraz daha düşüşe geçebilir. Altyapının burada çok önemli bir rol oynadığını da söylememiz gerekiyor galiba. Ve şu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi lansman yapıldı. Lansmanda Cumhurbaşkanı Gemlik'te olacağını açıkladı bu fabrikanın ve tabii ki şimdi Bursa'dan sesleniyoruz buradan da izleyenlerimize. Bursa
ve sanayi anlamında bu doğru bir adres mi? Bunu sorayım. Hem aslında işin otomotiv boyutunda bunu söyleyeceksiniz bize, hem de akademik boyutunda. Çünkü Bursa'daki bu anlamda üretim yapan fabrikaların çoğu zaten yedek parça ve üretim anlamında çok çok ileri bir seviyedeydi. Bu adres için ne söylüyorsunuz hocam? Ben bir Bursalı olarak Bursa haberini sabah ilk okuduğumda çok sevindim. Çünkü Bursa'mızın buna ihtiyacı vardı. Evet, yıllardır Bursa otomotivin başkenti deriz. İşte Amerika'nın Detroit'i neyse Türkiye'nin de Bursa'sı deriz. Deriz ama bazı şeyler hep lafta kalır. Zaman zaman ekonomik krizler olur dünyada. İşte iki tane otomotiv devimiz var Bursa'da. Bunlar proje alamayınca ekonomimiz yavaşlar. Fabrikalarımız istihdam konusunda sıkıntı çekmeye başlar. Bunun yerli otomobil Bursa'ya gelmesiyle şöyle bir kafamda hemen bir zincirleme, bir halka oluştu. Şu, artık bir İtalyan firmanın, bir Fransız firmanın buraya proje vermemesiyle çok kaygılanmayacağız. Çünkü kendi projesini üreten yerli bir otomobil fabrikamız olacak. Ki bu da kendi içinde farklı farklı modeller üretecek. Sadece bir model değil. Aynı zamanda Bursa otomotiv yan sanayi anlamında çok güçlü bir şehir. Yani Ar-Ge merkezleri içinde ikinci sıradayız. Bursa olarak otomobil iç dirim, dış dirim, dış aydınlatma, işte powertrain, işte kalıplamalar, plastik enjeksiyon parçaları, bunlar da ciddi anlamda çok iyi durumda bir şehirden bahsediyoruz. Ama yeterli olacak mı? Olmayacak, çünkü içten yanmalı motorlu bir araç gelmedi. Elektrikli bir araç geldi. Yani bir içten yanmalı motorun üzerinde olan, işte örnek veriyorum, bir hava hortumu bile artık olmayacak. Başka parçalar söz konusu olacak. Bu Bursa'ya bir şey kazandıracak. Hali hazırdaki altyapısının üzerine daha teknolojik bir yatırım yapmasını sağlayacak. Belki Bursa'nın bu otomobille beraber akıllı bir şehir olması sağlanacak. Artık bunu şehrin ileri gelenleri düşünür, taşınır bilmiyorum ama akıllı otomobilin üretildiği bir şehirde farklılaşma gerekiyor sanayicisinde. Örnek vereyim, burada elektronik devreler var, çok önemli. Bunların üretimi, seri üretimi. Keza elektrik devre üretiminde bazı problemler var. Yani yine dışarı bağımlı olunan noktalar var ki bunların yurt içine know-how'unun getirilmesi gerekiyor. Keza batarya modülleri ve batarya toplama işine yatırım yapılması gerekiyor. Ki ben bu Bursa sanayinde birçok iş adamıyla görüştüğümde bunu sürekli anlattım. Yani bataryaya yatırım yapın. Çünkü batarya yeni benzin demek, yeni gaz demek, işte neyle çalışacaksa araç. Elektrik motor teknolojilerine yatırım yapılması lazım. Bu işte bir Alman devi dünyada tek el durumunda. O know-how'un da buraya getirilmesi lazım. Yani sanayicimiz de karşısına şöyle bir şey çıkıyor. Evet, biz kaput yapabiliriz, biz plastik parçayı yapabiliriz, tasarlayabiliriz. Bunların her türlü analizlerini yapabiliriz. Çünkü aracın komplesi %70 itibariyle bir makine mühendisi alanı, mekanik bir alan. Ama siz artık ürettiğiniz ürünü bir kademe daha iyileştirmek zorundasınız. Çünkü bu artık bir İtalyan'a gitmiyor, bu yerli arabaya giriyor. Buradaki yanlışlık hepimizi etkiler. Oradaki bir ürünün hatası, yurt dışına satılan bir arabadan geri beslemeyle bize kalite hatası olarak geri dönmemek zorunda. O yüzden Ar-Ge personelini, yetişmiş personelini arttırmak zorunda. Daha teknolojik üretimler yapmak zorunda. Yazılım firmalarının artması, elektrikli araçta olan devre imalatlarının ve bunların içindeki yazılımlarını yapacak personelin istihdam edilmesi gibi böyle niş konular var ve bunlara da sanayicimiz fokus olmak zorunda. Akademik alanı nasıl etkileyecek? Şimdi akademik alanda ekip sağlam bir ekip. Akademik alanda ben işin şöyle etkileneceğini düşünüyorum. 2 sene sonra çıkacak araç için zaten altyapı hazır. Hatta onun şu anda BOM list dediğimiz Bill of Material kısımları falan hazırdır. Yani nereden ne yapılacak? Evet. Şu anda tedarikçi listeleri hazırlanıyordur. Üniversiteler olarak biz nerede olacağız? Yani Bursa'nın 2 üniversitesi var. Biz Bursa Teknik Üniversitesi olarak tabii ki projenin içinde olmak istiyoruz. Bunun için kimya bölümümüz, metalürji malzeme bölümümüz, lif polimer, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerimiz zaten kendi altyapımız içinde biz otomotiv uygulama merkezi olarak hangi hocamız nasıl katkı verebilir gibi kendi içimizde bir çalışma yapıyoruz şu anda. Bunu da TOK ekibine sunacağız. Ama biz nasıl katılabiliriz? Bu biz hali hazırda yürüyen araba için değil de
arabanın geliştirilmek istenen kısımları varsa Ar-Ge anlamında, biz bu görevleri üstümüze alıp, üniversiteler zaten bunun içindir. Yani geliştirme kısmını üniversitemize devam ettirip aracın 4 sene sonraki versiyonuna bir parça verebilir miyiz? Burada bir geliştirme yapabilir miyiz gibi kısımlarına adapte olmak istiyoruz biz Bursa Teknik Üniversitesi olarak. Ama eminim bunu bütün akademik camia bu heyecanı duyuyor. Evet. Fakat akademik camiayı da şöyle bir hepimizde şöyle bir rekabet alanı oluşturuyor. Biz dünyayla rekabet edecek bir ürün ortaya koyamazsak akıllı otomobilin içine koyamayız. O zaman bizim kendimizi de geliştirmemiz lazım. Yurt dışındaki muadilleri nasıl yapılıyor? Yurt dışındaki akademisyenler yurt dışındaki firmalara nasıl destekler sağlamış? Yani biraz sadece sanayici değil, burada akademisyene de çok büyük iş düşüyor. Çünkü bir telefonla size ulaşıp ya şu işi çözemiyoruz hocam dediklerinde işte dur bir bakayım diyemezsiniz. Çözebiliyor bunu olmanız çözebiliyor lazım zaten. Olmamız lazım. Evet. Evet, dediğiniz gibi zincirleme olarak sirayet edecek bütün sektörleri de harekete geçirecek. Evet. Böyle bir başlıktan bahsediyoruz. Zaten şöyle bir eleştiri de vardı Türkiye içerisindeki. Bütün aslında firmalarda sanayi anlamında bir marka yaratma başlığı aslında. Evet. Türkiye'nin işte bir markası, onu dünyaya taşıyacak bir markası, bunun devamında işte tekstilde, otomotivde, evet yedek parça ve tedarik anlamında çok iyiyiz ve çok iyi markalara ciddi anlamda bir altyapı sağlıyoruz. Ama Türkiye'nin neden bir markası yoka geliyorduk ve bunun dışında da özellikle hem siyaseten hem akademik anlamda da katma değeri yüksek bir ürün üretme başlığı vardı. Galiba TOK ekibi bu ikisini de birleştirdi gibi gözüküyor ve ciddi bir canlanma sağlayacak gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi akademik anlamda biz de heyecanlı izliyorsunuz ama halihazırda hazır olmamız gerekiyor. Son olarak Ar-Ge'yi soracağım. Evet, şu anda TOK ekibi çalıştı. Ciddi anlamda baktığımızda siz de bugün hem eleştirirken iyi anlamda bir değerlendirme yaptığınızı görüyoruz aslında. Gelecek vaat ettiğini görüyoruz. Hatta bir manşet bile attınız bugün programımızdan. Evet, o gün atıldı dediniz. Bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Ya da oradaki adımlar ne olmalıdır? Bir akademik gözle ne söylersiniz? Çünkü dedik ki bir altyapı çalışmasının olması gerekiyor. Bir marka yaratıldı. Devamının gelmesi için oradaki stratejik adımlar ne olmalı hocam? Çok kısa bunu da almak isteriz. Yani orada şimdi bizim marka yönetimimizde benim bildiğim kadarıyla TOK ekibi şu anda 150 isim üzerinden aracın bir isminin olması lazım. Evet. Bu marka yönetimi 150 tane fikir varmış ortada bir ismi. Bunları tek tek eliyorlar. Eminim araçta olduğu gibi orada da güzel bir isim, bir marka değeri oluşturacaklar. Ama dediğim gibi araçları marka yapan ya da mesela Türk Hava Yolları bir markadır dünyada. Şimdi bunları marka yapan hep o ülkenin vatandaşları olur. Siz ne kadar sahip çıkarsanız o kadar marka olur. Siz o araç yerine gidip de alternatifini yani yabancı bir sermayenin aracını tercih etmeye başladığınızda kendi markanıza kendiniz zarar verirsiniz. Bizim burada yapmamız gereken TOG ekibinin bu kadar yüksek koyduğu bu çıtayı, bu kadar kaliteli bir aracı, akıllı bir araca sahip çıkıp arkasında durup teknik olarak biz buna ne katabiliriz akademisyen olarak ya da bir başka bir mühendis ben buna ne katabilirim işte başka araçlarda olmayan ne koyabilirim üzerine de bu işte bir imza olarak bunun üzerinde kalır ve satışını etkiler işte kalitesini etkiler bu dertte olmamız lazım. Bununla yapabilmemizin yegane yolu en az TOK ekibi kadar çok çalışmamız lazım. Evet. Çünkü onlar 2018'in sonunda kurulmuştu firma. 2 senede, 1,5 senede çok yoğun çalışmışlar. Hiç kolay bir şey değildir. Normalde bir otomobilin stil çalışmasından prototip design freeze olduğu noktaya kadar gelen süre bu kadar kısa bir süre değil. Üzerinde çok kavgalar verilir ama çok entegre çalışmışlar. Şimdi bizim bu ekibe entegre olmak isteyen her kimse, sanayicisi, akademisyeni, mühendisi belli bir seviyeyi yakalamak zorunda. İşte sanayicimiz artık kendi içinde doktoralı, yüksek lisanslı personel sayımızı arttırmak zorunda. Çünkü bilgi birikimini arttıran ekiplerle çalışmak istersiniz. İşte öğrencilerimiz mesela onlar için çok güzel bir haber. Bursa'da yeni bir fabrika açılıyor. Belki yüzlerce mühendis alacak, binlerce mühendis alacak. Ama hiçbir şeyi bilmeyeni, dersini çalışmayanı, işinin hakkını vermeyeni almayacak. Evet. Bu hepimiz için geçerli. Bence o ekip kadar çok çalışırsak
O markaya sahip çıkarsak her şey yolunda neden gidecektir. Neden olmasın diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür değerli görüşleriniz için. Gündemin başlıklarından bir tanesiydi ve dijital dönüşümü konuşuyoruz biz de. Elektrikli bir araç ve Türkiye'nin otomobilinden bugün bahsetmek istedik ve paylaşmak istedik. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için hocam diyoruz efendim. Noktalıyoruz sosyal medya kafasını bu haftalık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu günler. Galiba bu programın onur manşeti şu olabilir. Hocaya da öyle sordum. Dedim ki o gün lansmanda artık Türkiye'nin otomobili bu yönde ve bir marka yarattı mı denilebilir mi dedim. Kesinlikle o gün bu cevabı verdik dedi. Türkiye'nin otomobili merakla bekleniyor. Üretim aşaması merakla bekleniyor. Bugün bize hocamız özellikle bu işin altyapısının da oluşturulması gerektiğini söyledi. Şehirlerin de buna artık uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Birçok da mesajı vardı. Hoşçakalın, mutlu günler.